Merhabalar, ben Köfte ve Kasa'nın 12. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda bu sefer gene konuk var. Tabii oyunda değiller. Konuklarım Salih ve Engin. Selam verin. Selam. Ve selam. Engin'in kardeşlerinin sesini duyuyoruz arkadan. Tabii şimdi ben bir yandan... Burada Engin varken Engin craft ettim. Ve bana pipe lazım. ...8x10... ...80. Tamam, golden kullanacağım. Ha, iron da kullanabilirim, evet. Ama gold'um iron'dan daha fazla olduğu için golden kullanacağım. Evet, gold'um... Sen dur. Gold'um şurada bir yerdeydi. Ha yok, iron'um daha fazlaymış. Lel. Salih lel. Tabii önce wooden, sonra iron. Redstone işini sonradan hallederiz ve bana Steel Fluid Pipe lazım. Köfte, biz o Drain'lerden kullandık. Çok güzel çalışıyor. Dedim ben. Grinder'da kullandık. Bir ara sonra oraya gel de gör. 18 tane Fluid Pipe işimi görmez. 24 tane görür. Stilim o kadar fazla ki artık bol bol harcıyorum. Yok ya, bizde Industrial Blast Furnace olduğu için sadece ihtiyaç duyduğumuzda yapıyoruz. Çok hızlı yapılıyor çünkü. Burayı bu şekilde ayarladım. Tamam. Tam üstünü kazmışım. Güzel. Aslında değil. Seni evde unuttum değil mi? Ha, bu arada bir tane Steam Oven gayet güzel idare ediyormuş bu arkadaşı. Hatta iki tanesini bile idare edebilir. O kadar efektifte çalışıyor arkadaş. Ama wrench o kadar efektif çalışmıyor. O zaman köfte elektrik wrench yapacaksın yani. Hayır. O sadece öylesine söylediğim şeydi. Ben elektrik wrench yapmayı pek planlamıyorum bu arada. Tabii tüm sen steel yapacaksın gidecek. Aynen. Bu arada ben hala ilk bölümlerde craft ettiğim steel wrench'i kullanıyorum. Yok köfte ya, biz diamond drill'lerimizi falan yaptık ya. Hı. Onda da elektrik sistemine geçtik. Tabii bu herifler çekim yapmadığı için gayet hızlı bir biçimde ilerliyor. 1, 2, 3... 16 farklı makinemiz var. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ve tamamdır. Sırada siz. Tabii sizin yönleriniz döndürülecek. Tabii torçları da şimdilik kaldırıyoruz. Aslında dur. Sizler yukarıda olun. Şimdi bu engine'ler Minecraft'cül yani Buildcraft enerjisi üreten bir arkadaştır kendisi. Aşağıda gördüğünüz steel pipe'lar sıvı taşıyor ve Minecraft'a göre steam yani buhar bir sıvı. Ve bunların yönünü wrench ile değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Motorlardan enerjiyi alması için illa bu wooden kneesis pipe'ları kullanmalısınız. Sonrasında da kullanacağınız enerji oranına bağlı olarak istediğiniz pipe türüne geçebilirsiniz. Ben burada Iron Pipe kullanıyorum. Şimdi benim zamazingom neredeydi? Burada. Tamam. Şuraya mı taşısam diyorum da. Ah boşver. Şuradan taşıyabilirim evet. Ah bir tane pipe'ım gitti. Neyse. Sen kapan. Geri kalanını aşağıdan halledebiliriz. Evet. Artık bu arkadaşa enerji bağlanacak. Tabii bunu yapmak için son bir şeye daha ihtiyacımız var. Ve bu yakında bayağı bir gelişeceğim bir modun ilk adımı olacak. Salih. Motorlu Salih abi yine o efsanevi AFK'lıklarını yaşıyor. Ha tamam. Gene hayallerimi kırdın Salih. Hayallerimi kırdın. Yıkmadı, kırdı. Evet. Hayallerimi kıran Salih'in ardından evet bu Red Iron bilmem neleri kendi kendime repeatledim. Alalım. Ve bunlar bayağı bir işimize yarayacak. 3 tanesi tamamlansın. 3 tanesi tamam. Ve bunlarla çok özel bir şey yapacağız. Red alloy wire. Ve beraberinde şu zamanda yüzüne bakmadım torçlarla torç demişim. Leverlarla bu arkadaşı kullanarak ilginç bir şey yapacağız. Evet, gayet stabil bir biçimde çalışıyor arkadaşımız. Bu arada bu Carpenters Hatch'leri bu moddayken kullanırsanız aynı zamanda birer merdiven işlevi de görür. Bunu aklınızda bulundurun. Yararlı bir bilgi. Ve şu arkadaşlarımızı da döşeyelim. Ve artık bu arkadaşlar çalışmaya başladı. İşlerine Steam doluyor ve MC üretmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş hızlanacaklar. Hızlandıklarında mesela bunlar hızlanmadı bile. Bu neden hızlanmıyor? Steam mi gitmiyor sana kadar? Sanırım large pipe kullanmamız gerekebilir. Ya da buldum. Bir dakika şu hattı keseceğim. Ya da kesmesem de olurmuş. Evet, bunun ürettiği Steam gayet. Şöyle bir şey deneyelim. Pipe yedim. Şimdi yukarı çıkıp bakalım. Şunlar tam gaz çalışıyor fakat bunlar da tam gaz çalışmaya başlayacak şimdi. Evet. Ha doğru, şimdilik 10 tane çalışacak durumda değil ancak çalışıyor gene de. Peki. Oy. Oy oy oy. Hızlıca evimize gidelim. Engin. Sen şu an hangi sınıftasın? Köfteistan. Kasa. Tamamdır. Nasıl gidiyor orada işler? Benden bayağı ileridesiniz. Onu biliyorum. Mak inşa ediyorum şu anda. Ona göre hesaplasınlar. Uhuhu. Tin dörtlüyorum. Mak inşa etmek candır. Kandır. Seksidir. Şimdi ilk iş olarak iron ore'larımı işlemek istiyorum. Ve eğer bugüne kadar kafa ütüleyicilik konusunda Erdem'le yarışabilecek bir şeyle tanışacaksınız. Evet. Ne oldu abi? Yok, orada mısın diye baktım, elektrikler yine gitti mi diye. Dur, köfte sanırım kayıtta. Devam evet, köfte. Bir saniye, sen ne kadar iyi aktarıyorsun? Ha. Ha, senin maksimum power'ın 500 mc'lmüş. Millet, ben konuşmadan çıkayım. Tamam. Şey olmasın. İzleyiciler, siz de bol bol eğlenin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Bu da tam hıza çıktı. Şuna bakalım. Aa. Şunu devre dışı bırakalım. Lever gel. Steam boiler'ların çalışma mantığı şu. Isındıkça daha fazla steam üretiyorlar. Yani eskiden çok daha farklı bir yöntemdi fakat şimdi ısındıkça daha fazla steam üretiyorlar. Ve bu kadar yavaş çalışmıyordu. Evet, neyse. Rock Crusher'ımızı yapmış olduk. Ha, bunun seslerini kapamıştık sanırsam, evet. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Yapabilirsin. Güveniyorum. Bu burada bunları işleye dursun. Ben chunk holder'ımızın alanını biraz arttırayım. Çünkü gerekecek bize. Buralarda bir yerdeydi. Ha. Evet, demin oyunum bir çökmüştü. Seni görünür bir yere koyayım. Tamamdır. Böyle bir alan yüklesen. Evet. Demin Engin bana bir soru sordu. Engin söyle. Soru sende şu anda, bende çok ses var. Evet. Rubber Wood'u rubber'a çevirmek için en mantıklı yol hangisi? Extractor'a geçirirsek Rubber Plump elde ediyoruz. Industrial Centrifuge'den geçirirsek Sticky Resin elde ediyoruz. Rubber Plump direkt rubber'a çevriliyor. Sticky Resin de rubber'a çevriliyor, hem de daha uygun. Hani sana tek bir şey diyeceğim. Industrial Centrifuge. Ancak şöyle bir sıkıntı var, 120 saniye. Speed upgrade. Çok fazla enerji tüketir. Onun yerine ne kullan söyleyeyim mi? Sawmill. Industrial Sawmill. Tamam, o da yapıldı çünkü. Ona atarım artık. Evet, Industrial Sawmill. Kesinlikle en güzel seçeneğim bu. Muhtemelen ben de onu yapacağım. Ve şimdi bir şey daha craft edeceğiz. Bu craft edeceğimiz şey ne? Smoker. Bunun için cauldron. Iron'ım yok dedikçe iron kullandırmak zorunda mısın bana? Oyun. Smoker'ın herhangi bir işlevi var mı? Ben sadece dekoratif yok olarak biliyorum. Dekoratif. Ya, fabrikamın tepesine koyacağım. Köftemin ivari kasıyor gençler. Aynen. İşte bunlar hep eşeğe takılmanın etkileri. İzleyicilerime yaradı neticede. Benden güzel mimariler görüyorlar. Değil mi izleyiciler? Evet. Ve Nether Rock. Ve hala aynı hammer'ı da kullanıyorum. Evet ve smoker'ımız hazır. Smoker nedir diye soracak olursanız, Redstone sinyali gerektiriyor olabilirdi, emin değilim. Emin olmak için ama bir adet Redstone torch alalım yanımıza. Şimdi Smoker'ı size burada göstereyim. Evet, Redstone sinyali gerekmiyormuş. Redstone sinyali hatta kesiyor. Smoker böyle duman saçıyor. Hey. Ve buranın da bir fabrika olduğu gerçeğini hesaba katarsanız Smoker kesinlikle mantıklı iş seçecek. Ama item pipe'larımı nasıl geçecek? Heh. Evet. Ve bacamıza Smoker'ımızı koyduk. Yeah. Ha ha ha. Ha şimdi ye ha ha ha. Evet. Hatta screenshot bu. Evet. Redstone sinyali istiyor muymuş? Hayır, istemiyormuş. Ve Redstone sinyalinin yine bir etkisi var ama. Kapatıp açmaya mı yarıyor taktikten evet sonra? Yok. Redstone sinyali dumanı kesebiliyor. Aslında güzel şeyler yapılabilir onunla. Evet. Ama şimdiki ihtiyacım yok. Şurayı da kapatalım. Bu arada Drain çok güzel bir şey değil mi? Ben pipe'larla bağlamadık. Direkt üzerine plate olarak attık da onu. Üzerine sınırsız su kaynağı yaptık böyle dekoratif bir şekilde. Çok mantıklı. Güzel, mantıklı, işe yarıyor. Serle taşımaktan iyidir. Selam kuş. Tamam. Bu burada ironlarımızı işleye dursun. Bu arada neden ironları burada işliyorum? Universal Incinerator'daki benzer bir olay için nikel. Fazlalık nikel. Aa, Kalimera katıldı. Onu da konuşmaya alayım mı? Alayım. Evet ve Kalimera da aramıza katıldı. Merhaba. Naber? İyi ya, ne yapalım işte, sen ne yapıyorsun? Ben Railcraft'la uğraşıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Rock Crusher yaptım da biraz yavaş çalışıyor. Hep sıkıntım var. Rock Crusher iyi diyor. Kısa zamanda Universal Macerator'a geçebilirim ama. Geç geç. Şey kullansan olmaz mı? Outlook. Efendim? Outlook kullansan diyor. Bu arada sesin çok kısık geliyor. Şimdi nasıl? Ha, şimdi daha iyi. EU üretmek için de bu arkadaşı kullanacağım bu arada. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte direkt tekle uğraşıyorum ya. Kafadayım ben de. En son Engin mak inşa ediyordu. Ha, evet. Yapıyor şu anda. Ve ben en kısa zamanda daha iyi bir kart yapsam çok daha güzel olabilir. Bizim gibi reinforced metal'dan yap. Evet. Bu arada bir Steam Oven gayet... Bu arkadaş Steam Boiler için gayet fazlasıyla yetermiş. Extractor'a attım kazara Steam Oven'ları. Evet. Şimdi ne yapacağım? Gene fazladan craft ettim 2 tane. Evet. Engin savunmayı yaptın mı? Sen yapıyordun. Tamam, yap. Arada kaldık. Tamam. Ben de daha enerji işini halletmedim. Ama köfte, kasayı 2 kişi oynarken çok eğlenceli oluyor ya. Tahmin edebiliyorum. Kendi yaptığım mod paketi zaten. Bana mı söylüyorsun bunu? Ama sen 2 kişi oynamıyor. Evet. Ben tek kişi oynuyorum. Yalnız elektrik direnç harbiden mantıklı bir şey değilmiş. 2'de 1 de şarjını doldurmaya uğraşamam. Şimdi benim neden steel ya da tungsten steel direnç kullandığımı anladınız mı? Evet. Haklı mıymışım? Elektrik direnç el işlerinde kullanılır. Yani onun için devamlı EI sistemde bir tane steel direnç bulundurun arkadaşlar. Ve ben gene aynı zımbırtı için bekliyorum. Neyse, bu esnada başka bir şeye daha girişeceğim. Project Red'e hazır girişmişken Project Red'in başka bir arkadaşına girişeceğim. Demeyecek misiniz acaba nedir nedir diye? Nedir? Bisküvi denince akla. Tamam, hiç olmadı varsayın. Neyse. Bomb yıl kullanmak. Hadi bakalım. Siz de buraya gelin. 5 tanesi hazır. Bomyumlar işlerine dursun. Ben de o esnada Canning Machine yapabilirim. Ben de bir tane daha crafting terminal yapabilirim. Aynen, bir tane daha yap ya, lazım. 2 kişi olmuyor, sıra bekliyoruz burada ya. Hadi gene mi iron kullanmam lazım? Bu arada iron plate'leri şu arkadaşla da yapabiliyorsunuz. Sizce şu arkadaş dediğim hakim? Plate'den dikmesi? Hayır. Plate'den. Metal former? Hayır. Rolling machine. Evet. Harbi ya. Ama sadece iron, steel ve tin plate'ler burada yapılıyor. Benim alttaki metal former'ım var. Oh yeah. Memnun musun? Aa, hızlı, bayağı hızlı. Evet. Bayağı güzel. Hem 3 tane işe yarıyor ya. İşte yani. Tin can nasıl yapılır? Metal former ya da plate cutting machine. Bu da extruder. Ha tamam, bu şekilde de yapabiliyormuşuz. Bir adet tin plate. Tabii bir değil. 2 adet tin plate. Artı plate bending machine. Haham. Yoda sesi çıkartmayı seviyorum arada. 8. Bir tane kaldı. Bir tane. Bir tane. Hemen. Ve valla tamamdır. Şimdi Canning Machine'e geri dönelim. Senin için 2 tane şu lazım. Ve biraz copper kablo lazım. At sana, umarım işini görür. Dur. Engin Southplate'leri ne zaman yaptın ya? Bir şey için yapmıştım ama. İyi, sen kullan hadi. Yok, o bir tane istiyordu, ben yanlışlıkla 4 tane yapmıştım. İyiymiş. Şuna geldi bak bu. Ve Canning Machine. Kesin istiyor muydu ya? Ve benim rubberlarım nerede? Ha tamam, elim buymuş. Evet. Ve spreylerin nasıl yapıldığına bakıyoruz. Empty spray can. Sen Ignition'de Redstone ve... Sen nasıl yapılıyorsun? Yapımları bayağı değişti neticede. İki adet tin plate'i sen böyle almayacaksın ama. Değil mi? Extruder'da yapmak istemiyorum. O zaman seni yapacağız. Atam yapalım. Lead rod, soldering lead, tin rod. Tamam, tin rod da oluyoruz. Screwdriver ve soldering iron. Neyse sen... Mükemmel. Sizleri bölüm arası ben hallederim. Item... Ha, Conveyor... Item... Conveyor Motor. Conveyor Motor nasıl yapılıyor? Evet, böyle yapılıyor. Ben bunu bölüm arası hazırlıkları yapıp hallederim. Çünkü şu an... Demirim yok. Hadi bakalım. 14 demir işlenmiş. Hadi bakalım. Seni yerleştirelim. Seni nereye yerleştirek? Burası olabilir, evet. Kalimera 15 tane CPU yeter mi? Yeter ya, yeter. Getiririz sonra. Malzeme olsa hayvan gibi yaparız da işte. Ama bunu şimdi yerleştirmesek daha iyi olur çünkü önce bir adet drain yapmamız lazım. İçine su koymadan bunu ısıtmak hiç mantıklı bir şey değil. İnanın bana. İşte. Steam Boiler mi yaptın köfte? Ha, ikinci bir tane yaptım. Güzel. Iron bar. Iron bar'ı... Hayır, benimle dalga mı geçiyorsun? Son bir iron'ım kaldı. Bir iron. Olsun köfte ya. Köfte, bu solar panellerinin ismisinde bir karışıklık var herhalde ya. Niye? Çok basit geldi şu anda bunlar. Bekleme süresi var galiba Engin onda. Değil mi? Sen solar panel resmini kaza olarak kapattım galiba ben. Yok, evet. Ultimate Hybrid solar panel. Ha, yok o öyle. O yüzden nerfledim onları. Kaça düşürdün üretimini? 128 Ultimate Hybrid solar panelin üretimi. Evet, 4'e bölünmüş. Evet, 4'e böldüm. Ha, Green Upgrade mantığının tam tersi. Kısacası. Ya, tam tersi yönde ilerlemişi. Köfte yine yapmışsın ya, yaptığını. Nükleer reaktörleri bir amaç kazandırıyor ya böylece. Evet. Köfte o var, doğru. Bir yönden iyi olmuş aslında. Ha, tamam. 2 adet. Şimdi makın içinde 30 slot var. 15 tane CPU, 15 tane de pattern provider mı koyayım? Provider her neyse. Yok, 10 tane koy. Yeter ya, 10 tane provider neyse ondan 10 tane koy. CPU çok olsun. Tamam, 20 tane CPU koyuyorum. Tamam. Evet, şimdi şu arkadaşımız hazır olsun. İkinci bir drain daha yapıyorum da. Bir saniye Köfte, sen nasıl drain yapıyorsun? Asamit machine'im var. Vay, biz en son onu yaptık ya. En son makinamız oydu. Aynen. Noob'lar. İşte benim steel plate'lerim nereye kayboldu? Ben steel plate'lerimin hepsini kullandım mı? Sanırsam evet. Evet, sanırım steel plate'lerimin ben hepsini kullandım. Ne diyorsun buna? Kolay gelsin. Drain'imiz hazır. Şunu da bir ara upgrade etsem çok güzel olacak. Hadi, 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 hadi. İkinci Steam Boiler'ı yerleştirdikten sonra çünkü bölümü bitireceğim. O yüzden hızlı olmanı istiyorum. Tamam. Large'a gerek yok aslında. Bucket. Sen lazımsın. Sen gel. Drain, sen de geleme. Dalga geçiyorsun değil mi? Drain, benle dalga geçiyorsun değil mi? Crowbar, crowbar, crowbar. Size bunları nasıl çıkartacağım? Göstereceğim şimdi. Ah, iyi bir örnek oldu aslında. Bu arada Greg Tech'in crowbar'ı da işe yarıyor. Bunun gibi Railcraft'ın crowbar'ı da aynı işe yarıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Crowbar. Çözümünüz bu. Hah, tamam, bu sefer doğru yerleşti. Ve ikinci kovamızı da alalım. Ve sen de gel. Süper. Steam Oven değil. Neden oluşmadı? Savmelimizle merhaba da Köfte. Merhaba Savmil. Köfte bir tane otojek veren bir tane item vardı. Neydi onun adı? Bir saniye, ben şu an önemli bir sorunla karşı karşıyayım. Tamam. Upgrade gibi bir şeydi ama. Bayağı önemli bir sorunla karşı karşıyayım. Sen neden şekillenmiyorsun? Bunu yapınca şekillendin. Seni kırmayı deneyelim. Hayır, gene şekillenmedi. Bir de seni bir blok uzağa taşıyalım. Bakalım bu işe yarayacak mı? Tabii şunu kırmasaydık çok daha hoş olurdu. Rubber sıkıntısı çekmişsek. O ister istemez oluyor. Sıkıntı ya. Tamam, şimdi bağlandım misler gibi. Ama benim Steam Oven'ıma uzaksın. Steam Oven'ı bu yüzden taşımak zorundayım. Steam. Sendir. İdare eder. Gel bakalım. Git bakalım. Tabii burada çalışmıyor. Evet. Oo, gece olmuş. Neyse. Bir yatmaya gidelim. Hiçbir yaratık bizi yakalamadan... Neyse ki buraları ışıklandırmıştım. Özellikle de şu ogre başıma dert açmadan... Ve tavuk. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Şunun işlenme yöntemlerinden bir tanesi... Tekrar Rock Crusher'a konulduğu takdirde bir kere daha nikel elde etme olasılığı söz konusu. O yüzden ne yapacağım demek oluyor bu? Engin. Efendim? Sence bunu ne yapacağım demek oluyor? Hiçbir fikrim yok, kafam dalgın. İkinci bir Rock Crusher. Mak tamamdır. Kasa paketinin ilk makı büyük ihtimalle. Olasılıklar dahilinde. Kayda geçsin. Aynen. Kasa. Hayvan gibi, hayvan gibi. Evet, kasanın ilk makı da öyle olmak zorunda hani. 20 CPU 10 provider. Hani kasanın ilk makı ufacık bir şey olsaydı o küfür olurdu. Evet. 1 CPU 1 provider. Hani o küfürdü kasaya. Crafting table'ı craft edemiyor. Evet. Ne yapacağız peki şimdi? Şu arkadaşın madenleri işlemesini, şu arkadaşların da ısınmasını bekleyeceğiz. Bunlar ısındıkça bize daha fazla steam üretecekler. Bu steam'in büyük bir kısmını EU üretmek için kullanacağım. Oy 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 oy, slime 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 slime. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler. Unutmadan bir ekleme yapmayı unuttum. Bu ekleme nedir diye soracak olursanız. Blast Furnace. Magma Cream gel. Biraz daha Magma Cream. Ne yapacağım sizce? Ne? Bilmiyorum. Magma Cream. Ve ne yapılıyor? Blast Furnace. Evet. Railcraft'ın Blast Furnace'ına geçeceğim. Kalimera biz köşeye de döndük. Bu arada bize yetmeyecek. Aynen ya, yetmeyecek gibi. Şuraya chest koyacağım zaten. Bak şuraya. Peki neden bir aşağıya koyuyorsun diye soracak olursanız. Kokomuları şuraya ve şuraya koyacağım bir de. Bir de Railcraft neden her şeyi multiblok yapıyor diye soracak olursanız. Multiblok kavramının mucidi zaten Railcraft. Evet, gördüğünüz gibi Blast Furnace'ımız hazır. Şöyle bir coke oven, iki coke oven. Şuraya. İlk patronumu da yerleştirdim makka. 3 12 20 8. Evet, 28 tane daha lazım. Yay! Hooray! Kalimera artık her craft ettiğimiz şeyi öğretiyoruz. Ben de Quarry'yi taşımaya gidiyorum. Yani bakalım. En mantıklısı o. Çok makine olunca iyi oluyor ya. Güzel görünüyor. Şu Blast Furnace'lar işlemlerini bitirince bunları taşıyacağım tabii. Bu arada steel konusunda en ufak bir sıkıntım yokken iron konusunda bayağı sıkıntılıyım. Bize de oldu. Çünkü hepsini iron'a steel'e çevirdin değil mi? Yo. Hepsini değil. Iron çok fazla kullandım. Biz de iron çok kullandık. Aynen. Çünkü aynı paketi oynuyoruz. Evet. Iron yine yok ya. Iron cidden gerekiyor. Engin Iron yine gitmiş. Şaka gidiyor. Ben gidiyorum şimdi kuaya taşımaya. Şu jetpack falan şarj olsun. Tamam. Evet. Çok az daha hızlandı gibime geliyor. Bu Blast Furnace'ımız da hazır. Oh. Bir saniye. Blast Furnace'ı biraz daha taşımam gerekecek. Çünkü Coco bunları yan yana koyamıyorum. Böyle bir sıkıntımız olduğunu unuttum bir an. Ama araya blok koyarak üst üste koyabiliyorsun. Köfte çok güzel oluyor. Evet. De işime yarayan kısmı. Biz öyle yaptık. Daha bir fikrim var. Saçma bir sayı kullanacağım. 3 kokobun. Bizde de 3 var. Engin enerji bitti. Şu ortaya ve şuraya bir adet kokobun yerleşecek. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.